Orsan Mikele'nin ikinci katındayız. Karşımızda önceden harici nişlerde duran ünlü heykeller var. Orsan Mikele, Floransa'da Rönesans'ın başladığı yerdir. Bina hem ambar olarak hem de kilise olarak kullanılmış. Bu heykeller esnaf loncaları tarafından yaptırılmış. Rönesans'ın ilk örneklerinin kilise tarafından değil, laik kurumlar tarafından yaptırılması normal. Heykellerden birini yakından inceleyelim. Şehrin en önemli esnaf loncalarından biri keten işçilerinindi. Donatello'nun önemli heykellerinden birini, Sen Mark'ın önündeki eserini inceleyelim. Keten işçileri için yapıldığını, heykelin keten bir yastığın üstünde durmasından anlıyoruz. Heykel, harici nişte durduğu zaman yanından geçecek olsaydık, şehri güzelleştirmenin verdiği gururu bize hemen yansıtabilirdi. Donatello'nun dehası da işte bu doğallıkta. Bu heykel birçok açıdan klasik heykel sanatına yeniden hayat veriyor. Neredeyse bin yıl boyunca kontrapost duruşunun bu tarz bir örneği verilmemiş. Orsan Mikele'deki diğer heykellere baktığımızda gotik tarzın getirdiği kalça duruşunun tercih edildiğini görebiliriz. Donatello ise antik Roma heykellerinde kullanılan duruşu seçmiş. Kalça sağa doğru çıkık ve sağ bacağı örten kumaş bir antik sütunun yivleri gibi dümdüz akıyor. Sol tarafta ise bacağın kumaşın akışını bozduğunu görüyoruz. Bu kalın kumaş katmanlarının altından bile bacağın, omurganın, dizin duruşunu, kalçanın eğimini görebiliyoruz. Donatello bu duruş için doğrudan antik Yunan ve Roma heykellerinden ilham almış. Kontrapost duruşu sayesinde heykel canlıymış gibi görünüyor. Gerçekten yürüyecekmiş gibi görünüyor. Ayakları yere sağlam basmış, ağırlık merkezini değiştirdiği, her an adım atabileceği hissini veriyor. Her ne kadar heykel mimarinin bir parçası olmak için yapılmış olsa da mimari ve heykelin ayrıştığını görüyoruz. Kontrapost duruşu sayesinde heykel canlıymış, mimariden bağımsızmış gibi hissettiriyor. Heykel, klasik sanatın izlerini yalnızca teknik anlamda değil, bireysel deneyimler anlamında da taşıyor. Harici işte durduğu zamanda heykelin yanından geçseydik onunla hemen bir bağ kurabilirdik. Ancak o bizim göremediklerimizi de görebiliyor sanki. Heykelin yüzünde derin bir anlayış, odaklanma var. İlahi mesajlar alıyormuş gibi bakıyor. Sanki az sonra bu mesajları bize iletecek. Bakışlarımız kaftanının sade akışından sakalındaki, kaşlarındaki ince işçiliğe yöneliyor gerçek bir insanmış gibi yakınlaşıp anlayabileceğimiz bir yüz var karşımızda. Gotik sanatı etkisiyle yapılan Ghiberti'ninki gibi heykellerde yüz hatları daha düz ve kişiliksizdir. Ayrıntılı betimlenmiş kumaş akışları daha çok dikkatimizi çeker. Donatello'nun heykelindeki gibi insanlar arası bir bağ kurulamaz. Donatello'nun heykelinde giysiye değil yüze odaklanıyoruz. Kaşlarını Uzaklara dalmış gözlerini, yüzüne hareket katan sakalını, dökülmeye başlamış saçlarını görüyoruz. Heykelin ellerine bakınca Donatello'nun insan anatomisi hakkında çalışma yaptığını anlayabiliyoruz. Eller sıradan heykel elleri gibi değil. Ellerde ve yere sıkıca basmış ayaklarda kemikler, damarlar, kaslar görülüyor. Bu heykel tüm Floransalıları asil sınıfına sokmuş. 15. yüzyıl Floransası'nda Floransalılar San Marco'ya bakınca insan olarak hak ettikleri saygınlığı görebiliyorlardı. San Mark bir ayna gibiydi. 15. yüzyıl Floransalılarının şehirleriyle gurur duymasının asıl sebebi de bu değil miydi zaten? İdeallerimize ulaşabiliriz. Antik Romalılar gibi olabiliriz. Erdemli olabiliriz. Orta Çağ karanlığından silkinip bir zamanlar sahip olduğumuz yüceliğe yeniden kavuşabiliriz.